Evet, kızaran köftelerimizi şöyle çorbamıza aktaralım. Süper bir çorba, mutlaka deneyin. Lebeniye çorbası, tam misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz süper bir çorba. 5 dakika kadar da kaynadıktan sonra çorbamız servise hazır. Kanalımdan sevgiler arkadaşlar, lebeniye çorbası yapıyoruz. 1 çay bardağı kadar pirincimiz var. Üzerine suyumuzu ekleyelim. Pirincimizi pişirelim. Ocağımızı yakarak pirincimizi pişmeye bırakalım. Lebeniye çorbası. Lebeniye çorbamızın köftelerini yapacağız. Nohut büyüklüğünde. Yarım çay kaşığı karabiber. Baharat olarak. Yarım çay kaşığı tuzumuzu ekleyerek kıymamızı yoğuralım. Küçük misketler halinde köftelerimizi dökelim. Nohut ve pirincimiz gayet güzel oldu. Şimdi 3 su bardağı kadar suyumuzu ekleyelim. Çorbamızın su miktarını ayarlıyoruz. Çorbamızın yoğurdu için 2 su bardağı dolusu yoğurdumuz var. 2 yemek kaşığı unumuz var. Su ekleyerek pürüzsüz hale gelene kadar iyice çırpalım. Arkadaşlar, iyice çırptığımız yoğurdumuza 2 su bardağı da su ekleyerek yine yoğurdumuzu gayet güzel pürüzsüz halde çırptık. Şimdi kaynayan sudan yoğurdumuza ekleyelim, kesilmemesi amacıyla. Şöyle bir karıştıralım. Kaynayan çorbamızı aktaralım arkadaşlar. Çorbayı fazla yapıyorum çünkü misafirim var. Onun için siz ölçüleri azaltabilirsiniz. Kaynayana kadar karıştıralım. Kesilmez ama yine de karıştırsak iyi olur. Lebeniye çorbamızı kaynayana kadar karıştırdık arkadaşlar. Hiç kesilme olmadı. Gayet güzel. Şimdi köftelerini hazırlayalım. Ocağımızı kısalım. Kısık ayarda kaynamaya bırakalım. Arkadaşlar, şöyle misket köfteler yaparak nohut büyüklüğünde yapıyoruz. Eşit olsun. Şöyle unlayalım. Elimize bir miktar alıp şöyle yuvarlayalım arkadaşlar. Evet, böyle yapmaya devam edelim. Kaynayan çorbamıza şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyelim. Diğer tarafta da bir yemek kaşığı soya koyarak köftelerimizi kızartalım. Arkadaşlar, naneyi de köfteyle birlikte kavurabilirsiniz ama ben naneyi daha güzel mis kokuyor kavurmadan direkt çorbamızı ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı dolusu nanemizi ekliyorum. Servis esnasında da yine bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ile pul biberimizi kızdırıp tatlılarımıza dökelim.
Böyle köftelerimizi kızartalım. Bu çorbamızın tuzunu da atalım. Damak tadınıza göre. Benim çorbam çok fazla arkadaşlar. Hemen hemen 12-13 kişilik çorbamız var. Bir sofra kaşığında biraz fazla attım. 13-14 kişi misafirim var. Onun için siz dediğim gibi ölçüleri azaltın. Edirne çorbamız servise hazır. Kızartılmış pul biberimizden de üzerine çoslatıyoruz. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Edirne çorbası.